Yakin. Yakin, aksine ihtimal olmayan, şüphenin zıttı bir mana taşıyan, yani kesinlik derecesinde yerleşmiş sağlam ve güvenilir bilgi demektir. Bir terim ve istilah olarak yakin, vakaya uygun düşmek şartıyla sabit ve kesin inanç manasını da ifade eder. Yakinin çeşitli ilim dalları ile ilgisi vardır. Örneğin mantıkta yakin, sağlıklı bir akıl için hiçbir şüpheye yer bırakmayan kesin bilgiyi ifade eder. Bu tür bilgide şüpheye yer olmadığı gibi dereceye farkı da yoktur. Yani yakinin dereceleri olamayacağı için tabiat ilimlerinin metafizikte, matematik veya manevi ilimlerde yakin derecesindeki bütün bilgiler birbirine eşittir. Mantıkta yakin, aklın akıl yürütme ve ispatlamaya inanmasıdır. Çünkü mantıkta bir aksiyomdan veya bir prensipten sonucun akıl için ve aksiyom ve prensibin kendisi kadar değeri vardır. İslam mantıkçıları yakini tasdik türleri başlığı altında ele alırlar. Buna göre tasdik iki kavram arasında bir bağ kurmaktır. Bu bağ ile iki kavram ya birbirine yaklaştırılır veya uzaklaştırılır. Örneğin ateş sıcaktır öner. Mesinde ateş ile sıcak kavramları birbirine yaklaştırılmış, buz sıcak değildir önermesinde de buz ve sıcak kavramları birbirinden uzaklaştırılmıştır. Buna göre bu tür yaklaştırma ve uzaklaştırmada zihin dört türlü durumda bulunabilir. Yani dört türlü tasdik mümkündür. Bunlar yakin, kesin bilgi, taklit, cehli, mürekkep ve zandır. İşte akıl yukarıda gösterilen iki kavramı birbirine yaklaştırma ve uzaklaştırma da bir tarafı seçmede kararlı ise bu seçilen taraf da uyuyorsa böyle bir tasdik veya bilgiye yakin kesin bilgi denir. Psikolojik olarak yakin bir hükmü şüpheden uzak olarak doğru kabul eden durumu ifade eder. Bu durum apaçık veya herhangi bir şekilde delillendirilip ispatlanmış bir hükme bağlı olabilir. Bunlardan birinci durumdaki yakine bedihi, apaçık, zaruri bizzat yakin denir. Keza psikolojik olarak tabii yakin veya hissi yakin denilen şey de aklın duyu organlarının verilerine uygun inanmasıdır. Cisimler vardır, güneş parlatır önermelerindeki kesin bilgiler böyledir. Aklın aksiyonlara ve akıldan çıkan ilk prensiplere inanması da metafizik yakindir. Tasavvufta ise yakinin üç kısmından söz edilir. A. İlmel yakin, bu bilgi durumundaki kesinliktir. Düşünmekle elde edilir. Örneğin suyun denizdeki varlığına dair bilgimiz böyledir. Aynel yakin, görmeden veya gözlemden meydana gelen kesin bilgidir. Örneğin deniz kenarında duran bir kişinin su hakkındaki bilgisi bu tür bir bilgidir. Hakkal yakin, bilme ve görmenin her ikisi de içine alan bilgidir. Denize girip yıkanan kimsenin bilgisi böyle bir bilgidir. Görüldüğü gibi yukarıdaki sıralamada bilgi derecesinde kesinlikle görme derecesinde kesinlik ve insanın bizzat iç kavrama yoluyla elde ettiği bilgiler tarzındaki kesinlik olmak üzere kesin bilginin çeşitleri gösterilmek istenmiştir. Tasavvufta tatmayan bilmez ifadesiyle de anlatılmak istenen bilgi çeşidi yakin en çok arzu edilen kesin bilgidir. Şüphenin zıttı olan yakin kesin bilgi de sübjektif ve objektif olmak üzere iki çeşit ortaya konmuştur. Sübjektif yakin bu tür kesin bilgiye sahip olan kimse onu bir başkasına aktaramaz. Örneğin bir kimsenin kendinde hissettiği bir duygu böyledir. Objektif yakin ise bir takım sebep ve öncülere dayanır ki bu tür yakini bilgi kendisi başkalarına da zorunlu olarak kabul kendisi başkalarına da zorunlu olarak kabul ettirir. Çeşitli ilimlere ve mantığa dair kesin bilgiler böyledir. Yakini kesin bilgi konusunda Gazali şöyle der. Yakini bilgi bilinen şeyin kendisinde hiçbir şüphe bırakmayacak tarzda ortaya çıkan bilgidir. Bu tür bilgide yanılmaya ve vehime asla yer yoktur. Yakini olmayan bilgilerin hiçbirine tam güvenilmez ve bunlar yakini ifade etmezler. Yakin her şeyin kaynağını nereden geldiğini bildiğinden dolayı hiçbir şeye şaşmamak, gönül bağlamamaktır. Yakin
Mevarit, haller, tecelliler geldiği zaman kalbin sükun ve istikrara kavuşmasıdır. Yakin, ilmin gereklerine uyarak kendisine işaret edileni Allah'ı düşünmektir. Kerametlerin görünmesi yakin derecesinde iyice yerleşip kuvvet kazanmaktan ileri gelir. Yakin makamını düzeltmeden kulun hak ile sohbeti sahih olmaz. Yakin makamında bulunan kulun üzerinde ne şüpheden ne iç karışmasından ne de istidlalden akıl yürütmeden eser kalmaz. Açıkça görmek insanda bu gibi şeyleri yok eder. Yakin düşüncelerin durularak huzur ve mükafeşeye dönüşmesidir. Yakinin olduğu yerde itiraz ve kuşku olmaz. Yakin ancak şikayeti atmakla hasıl olur.